Ahmet bir sonbahar günü yeni aldığı evinin bodrumundaki eşyaları incelerken bir define haritası bulmuştur. Eski dillere ait ilgisi ve bilgisi olan Ahmet bu define haritasını incelediğinde ise definenin şehirde bulunan küçük adanın üzerinde bulunan bir palmiye ağacının gölgesinin bittiği yerde olduğunu öğrenir. Hemen şehrin limanına gider ve kendisine bir tekne kiralar. Kazma, kürek, yiyecek ve defineyi bulmak için gerekli eşyaları da yanına alarak kiraladığı tekne ile adaya doğru ilerlemektedir. Dalgalı denizde ilerlediği sırada teknesinin aşırı şekilde sağ tarafa doğru yana yattığını görmüştür. Böyle yoluna devam ederse Ahmet'in teknesi alabora olacaktır ve hayalini kurduğu defineye ulaşamayacaktır. Sizce bu durumda Ahmet ne yapmalı? Hemen can yeleğini giyerek denize atlayıp yüzmeli. Teknesinde bulunan eşyaları tekne içerisinde eşit dağıtmalı ve yavaşlayarak yoluna devam etmeli. Bütün eşyaları baş tarafa koymalı ve yoluna devam etmeli. Geriye dönmeli ve hızlı bir şekilde geldiği limana doğru gitmelidir. Ahmet, bu şıklardan hangisini gerçekleştirirse hayalini kurduğu defineyi bulma fırsatı yakalayacaktır. Süreniz başladı. Hemen can yeleğini giymek mantıklı bir fikirdir fakat denize atlayıp yüzmek hiç de mantıklı değildir. Aynı şekilde Ahmet'in bütün eşyaları baş tarafa koyması teknenin dalgalar arasında kalmasına neden olacaktır. Böyle durumlarda dönme işlemi yapmak da tekneyi alabora edebilir. Bu yüzden de en mantıklısı B şıkkında bulunan öneridir. Ahmet eşyaları eşit şekilde teknenin içerisine dağıtmalı ve yavaşlayarak yoluna devam etmeli. Ahmet yavaşlayarak yoluna devam ettikten sonra adaya nihayet varmıştır. Hemen define haritasında bahsedilen bu ağacı aramaya başlar. Bir müddet adayı gezdikten sonra haritadan bahsedilen bu ağacı bulmuştur. Haritaya göre definenin bulunduğu yer burasıdır ve Ahmet burayı kazmaya başlar. Kazmaya devam eder ama defineye dair herhangi bir iz bulamamaktadır. Sizce define haritası sahte midir yoksa Ahmet yanlış yeri mi kazmıştır? Bu define nerededir? Süreniz başladı. Olayı daha ayrıntılı düşünerek cevaba ulaşmalısınız. Ağaca iyi odaklanın. Ahmet defineyi bulmak için yanlış yeri kazmıştır. Çünkü sorunun başında hatırlarsanız, definenin palmiye ağacının gölgesinde olduğunu söylemiştik. Haritanın tarihine bakarsanız ağacın bu zamana kadar büyümüş olabileceğini göreceksiniz. Bu yüzden de Ahmet yanlış yeri kazmakta. Ahmet ağacın ne kadar büyümüş olabileceğine dair gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra definenin bulunacağı yeri bulur ve o alanı kazmaya başlar. Bir müddet kazdıktan sonra ise hazineyi ve içerisinde not olan bir şişeye ulaşır. Ahmet her ne kadar hazineye ulaşmanın mutluluğunda olsa bile hazine sandığı gibi kilitlidir. Bu hazinenin kilidini kendisi bulması gereklidir ve başka kimseyle hazine bulduğunu paylaşmaması gerekmekte. Ahmet'in hemen aklına hazine ile birlikte bulduğu bu şişe gelir ve hemen Ahmet şişenin içerisinde ipucu olduğunu düşündüğü bu notu okumaya başlar. Notta şöyle yazmaktadır. Bu defineyi bulan şanslı kişi. Şifre bulduğun define haritası üzerinde. Sizce Ahmet'in bulduğu bu ipucuna göre hazinenin şifresi nedir? Ahmet hazineye nasıl ulaşabilir? Süre başladı. İki kağıtta da ortak olan şeyin pusula olduğunu fark etmişsinizdir. Çünkü şifre pusulanın üzerinde bulunan harflerdir. Yani bu harfler şifreyi oluşturmakta. Verilen ipucuna göre ve kilidin üzerinde bulunan oklara göre Ahmet Nivs olarak şifreyi belirler ve belirlediği şifresini yazıp hazinesine kavuşacaktır. Sıra geldi iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorulara. Size vermiş olduğumuz bu iki resim arasında 10 fark bulunmakta. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde bu kolay farkları bulabilecek? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada.
Yine iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla videomuza devam edeceğiz. Size vermiş olduğumuz bu kardan adamların bulunduğu iki resim arasındaki farkları bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada. Size vermiş olduğumuz bu korsan görselinde ise sizlerden iki resim arasındaki 8 farkı bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Sizden bulmanızı istediğimiz farkları yine sizler için gösterdik. Belli bir mantığa göre oluşturulmuş olan bu serinin devamı hangi şekilde tamamlanırsa seri doğru şekilde tamamlanmış olur. Süreniz başladı. Bu seri B'de bulunan şekille tamamlanmalı. Yine sizlerden size vermiş olduğumuz eksik şekli tamamlamanızı istiyoruz. Peki belirli mantığa göre oluşturulmuş bu şekil hangisiyle tamamlanmalı? Eksik şekil C şıkkında bulunan şekille tamamlanmalı. Şimdi ise genel kültür sorularımızla videomuza devam edeceğiz. Bakalım kimler bu soruların tamamına doğru yanıt verebilecek? Yunan mitolojisinde Eros, ok atarak insanların birbirlerine hangisini hissetmesini sağlamıştır? Aşk, şefkat, güven, sabır. Süre başladı. Eros, ok atarak insanların birbirlerine aşk hissetmesini sağlar. Kabul etmelisiniz ki kolay bir başlangıç oldu. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri olan Hababam Sınıfı filmlerindeki Mahmut Hoca ne öğretmeni? Tarih, matematik, edebiyat, coğrafya. Hababam Sınıfı filmindeki Mahmut Hoca tarih öğretmenidir. Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterleri hangi çizgi dizinin kahramanları? South Park, The Simpsons, Family Guy, American Dad. Doğru cevaba bakalım ulaşabilecek misiniz? Bu karakterler The Simpsons dizisine aitti. Ananas, üzüm, çilek ve karpuz dilimlerinin verildiği bu görselde her bir meyvenin değeri ve son denklemin sonucu nedir? Üçüncü denklemden sorularımızı çözmeye başladığımızda üzüm 12, çilek 12, ananas 4 ve son olarak karpuz dilimi de 2 değerine sahiptir. Son denklemde yerine yazarsak sonuç 26. Masa tenisi ekipmanlarının verilmiş olduğu bu görselde bu ekipmanların değerini ve son denklemin cevabını bulabilir misiniz? Raket 10, ping pong topunun değeri 4 ve son olarak masa tenisi masasının değeri de 17'dir. Bunları yerine yazarsak sonuç 5 çıkar. Şimdi ise sizlerden belli bir mantığa göre oluşturulmuş olan bu seride soru işaretli yere gelmesi gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu sayıyı bulabilir? Doğru sayı 14 olacaktır. En tepedeki sayıyla soldaki sayıyı çarpıp daha sonraki sağdaki sayıya bölerek ortadaki sayıya ulaşırız. Sonuç 14.
Geldik son sorumuza. Size vermiş olduğumuz bu görselde ise adamlardan birisi suçlu. Ve suçlu olan bu adam birisine zarar vermeyi planlamakta. Resme daha dikkatli bakarak hangi adamın katil olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz çoktan başladı. Katil olan bu adam sağdaki adamdır. Resme daha dikkatli bakarsanız kadının arkasında bulunan bıçağı göreceksiniz. Peki kimler katili doğru tahmin etti? Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.